Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov, Azerbaycan'dan selamlar. Bugün sizlere geçen hafta Azerbaycan'ın gündeminde olan konuları iletmek istiyorum. 18 Mayıs'tan itibaren Azerbaycan'daki karantina rejimi yumuşatıldı ve birçok yasalar kaldırıldı. Vatandaşlar artık SMS izni olmadan serbestçe sokaklara çıkabiliyor. Kafe ve restoranlar sabah saat 8'den akşam saat 6'ya kadar hizmet veriyorlar. Başkent Bakü'nün sokakları kalabalıktır. Yaşlı insanların sokaklara çıkmasına izin verildi. Parklar, müzeler, sevgi salonları ve diğer tesisler açıldı. Ülkede hayat normala döndü. Ama vaka sayısı her geçen gün artıyor. Dün Azerbaycan'da 118 yeni virüs vakası bulundu. Hükümet ise virüsü kontrol altında tuttuğunu söylüyor. Sokaklardaki birçok insanlar maske takmıyor ve virüsü ciddiye almıyorlar. Koronavirüs pandemisi sırasında Azerbaycan ayrıca tıbbi maske ve diğer malzemelerin üretimini de yoğunlaştırdı. Azerbaycan bugüne kadar 13 ülkeye virüsle mücadelede yardımlar gönderdi ve bugün de bu yardımlaşmanı sürdürüyor. Geçen hafta Rusya Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e telefon açtı. Telefon görüşmesinde devlet başkanları koronavirüs pandemisiyle mücadele için yapılan çalışmalar hakkında konuştu ve iki komşu ülkenin sınır kontrol noktalarında bu yönde alınan tedbirler konusunda koordineli bir şekilde adımlar atmakla ilgili anlaştılar. Azerbaycan ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığın her alanda başarılı bir şekilde geliştiğini vurgulayan devlet başkanları, pandemi sonrası dönemde işbirliğini geliştirme beklentilerini de görüştüler. Geçen hafta Ermeni Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade'ye yönelik iftira suçlamaları Azerbaycan toplumunda, özellikle de siyasi çevrelerde ve sosyal medyada sert protestolara neden oldu. Ermeni Başbakanı 2. Dünya Savaşı sırasında Mehmet Emin Resulzade'nin Alman faşizmiyle işbirliği yaptığını ve Adolf Hitler ile bağları olduğunu iddia etti. Sahte ve uydurma belgelere akıfta bulunan Nikol Paşinyan, Azerbaycan halkına hakaret etmeye ve Azerbaycanlıların faşizmi desteklediğini göstermeye çalıştı. Ermeni Başbakanının bu gülünç suçlamalarına yanıtlar gelmeye başladı Bakü'den. Politikacılar ve milletvekilleri Nikol Paşinyan'ın sözlerini uydurma adlandırdı ve onu yalan söylemekte suçladılar. Aslında Paşinyan Resulzade hakkında söylediklerinin iftira olduğunu anlıyor. Paşinyan'ın kendisi faşizme hayran bir siyasetçidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından tekrar tekrar ifşa edilmesinin ardından Nikol Paşinyan aynı içerikle cevap vermek istedi ve bir kez daha yalan ve iftiraya başvurdu. Paşinyan'ın kendisi faşizmin açık bir propagandacısıdır. Erivan'da faşist bir cellat olan Karegin Nijde'ye abide dikilmesi bunu bir kez daha kanıtlıyor. Karegin Nijde, Zengezur, Göyçe, Nahçıvan ve Karabağ'da Azerbaycan Türklerine karşı katliamlar yapan, ardından da ABD'ye kaçan ve 1933'te faşizm dalgasının büyüdüğü bir dönemde ilk faşist örgütü kuran bir Ermeni terörcüdür. 1937 yılında Nazi Almanyası ile temasa geçen Karegin Nijde, Rosenberg ile görüştü ve Almanya'yı Türkiye'ye saldırmaya çağırdı. 1942 yılında başka bir Ermeni, Drastamat Kanayan ile birlikte Wehrmacht yönetiminde Ermeni askeri birliklerinin oluşumunda yer aldı. Almanlarla birlikte Kırım'ın işgaline ve Kafkasya'daki savaşlara katıldı. Savaştan sonra Sovyet istihbaratı bu terörcüyü tutukladı ve Sovyetler Birliği'ne getirdi. Mahkeme Karegin Nijde'ni 25 yıllık hapse mahkum etti. 1955 yılında Vladimir şehrinde bir hapishanede öldürüldü. Ancak Ermeniler Erivan'da bu faşiste büyük bir anıt diktiler ve faşizme olan hayranlıklarını bununla ifade ettiler. Daha sonra Erivan'da Türk General Talat Paşa'ya nefret ve hakaret saçan bir heykelin dikilmesi faşizmin bugün Ermeni toplumunda ana ideolojik çizgi olduğunu söylemek için zemin oluşturuyor. Dün Dağlık Karabağ'da sözde Cumhurbaşkanı yemin töreni yapıldı. Bölücü rejimin yeni lideri Arayik Harutyunyan Şuşa'da yemin etti. Dünyanın hiçbir ülkesi tarafından kabul edilmeyen bu sözde seçimleri kazandığı iddia edilen Arayik Harutyunyan ayrılıkçı rejime önderlik edecek.
Azərbaycanın bu sözdə seçimlərə və sahdə yemin etmə törəninə verdiyi tepki çox sərtdir. Azərbaycan dövləti bir kez daha işğal gerçeğini asla kabul etməyəcəyini belirtdi və geçen hafta Azərbaycan ordusu büyük çaplı operasyonal və taktiksel tətbiqatlar başlattı. Bu tətbiqatlar yaklaşık 10 bin personel, 120 tank və digər zırhlı araclar, 200 farklı kalibre füze və topçu taşı və roketalar, yaklaşık 30 ordu və cəhbə uçakları və çeşitli insansız hava araclarını içeriyor. Tətbiqatlar savaşa hazır olma durumu, operasyonal planlama və kapsamlı dəstək, farklı birliklerin ateş və manevra kabiliyyətini inceleyecek. Bir hafta sürecek tətbiqat düşmən istihbaratına, hava saldırılarına, füze və topçu saldırılarına karşı personel fəaliyyətlərini eğitiyor. Geçen hafta Azerbaycan milli istihbaratçıları başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı ile yapılan ortak arama operasyonları sonucunda Azerbaycanlı terörist Salih Adilov Türkiye'nin Van şehrinde gözaltına alındı ve Azerbaycan'a getirildi. 2008 yılında Azerbaycan'da askeri birliğe saldıran ve bir askeri öldüren Salih Adilov Taliban terör örgütünün ana isimlerinden biriydi ve Suriye'de savaştı. Son aylarda Azerbaycan istihbaratçıları yurt dışında başarılı operasyonlar yaparak cinayet faaliyetlerinde bulunan Azerbaycanlıları tutuklayarak Azerbaycan'a getiriyor ve adalete teslim ediyorlar. İstihbarat teşkilatının özel profesyonelliği ve suçla mücadelede uluslararası işbirliğini genişletmesi kamu tarafından da memnuniyetle karşılanmaktadır. Dün Azerbaycan gündemine damgasını vuran başka bir olay ise Kültür Bakanı Abülfaz Qarayevin görevden alınması oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bununla bağlı bir kararname imzaladı. 26 yıldır bakan olan Abülfaz Qarayevin görevden alınmasının nedeni ise bakanlıkta rüşvet ve yolsuzluğun yayılmasıdır. 10 gün önce Kültür Bakan Yardımcısı ve bakanlıkta birkaç memur rüşvet nedeniyle tutuklanmıştı. Ve bu tutuklamalar Kültür Bakanı'nın kendisinin görevden alınmasına yol açtı. Geçen hafta Azerbaycan savcılığında da birçok reform yapıldı. Ülkenin yeni başsavcısı Kamran Aliyev kendisine yeni asistanlar atadı ve bazı bölge savcılarını değiştirdi. Son 15 yıldır Azerbaycan'ın savcı yardımcısı çalışan Rustam Usubov da görevden alındı. Uzun yıllar savcılıkta çalışan Rustam Usubov bu alanda geniş deneyime sahip bir profesyonel olarak biliniyordu. Geçen hafta Azerbaycan'da bazı tarihi günler de kutlandı. 18 Mayıs Azerbaycan'ın stratejik öneme sahip Laçın bölgesinin Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından işgalinin yıl dönümüydü. 18 Mayıs 1992'de Ermeniler Şuşa'daki Turşu adlı bölgeden ve Ermenistan yönünden Laçın'a saldırdılar. Ermeni işgalçılar bölgedeki yüzlerce evi, mescit, kültür ve tarihi tesisleri yok ettiler ve yağmaladılar. İşgal sonucu 63.341 Azerbaycan vatandaşı kendi dede baba topraklarından kovuldu. 300'den fazla askeri ve sivil insan öldürüldü ve rehin alındı. Geçen hafta Azerbaycan'ın milli şairi ve milletvekili Sabih Rustamxanlı'nın doğum günü kutlandı. Azerbaycan'ın milli kurtuluş harekatının önde gelen isimlerinden olan Sabih Rustamxanlı, son 30 yıldır Azerbaycan'ın siyasi yaşamında önemli rol oynayan ve aynı zamanda milli edebiyatımızın oluşumuna eşsiz katkılarda bulunan bir şairdir. Edebiyattan siyasete gelen Sabih Rustamxanlı bugün hem siyasette hem de edebiyatta kendi yerini koruyabilmiş bir şahsiyettir. Geçtiğimiz hafta Azerbaycan'daki bu olaylarla gündeme damasını vurdu ve ulusal kanal izleyicilerine kardeş Azerbaycan'da olanların kısa bir özetini vermeye çalıştık bugün. İnşallah haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.